Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Daha önceki videolarımızda Elveda, Astoria, hoş geldin Zagara, Bianca diye video çekip sizlerle paylaşmıştık. Son durumu ifade etmiştik. Ancak ummadığımız şekilde bazı gelişmeler meydana geldi. Bunun neticesinde tekrardan hoş geldin Astoria demek zorunda kaldık. Şu anda görmüş olduğunuz gibi küçük römorkumuzun içerisinde almış olduğumuz Astoria fidanlarımız mevcut. Bu Astoria fidanlarımızın dikim işlemini gerçekleştireceğiz. Normalde daha öncesinden vermiş olduğumuz siparişler iptal edilme durumu söz konusuyken bir anda iptal edilememe durumu söz konusu oldu ve bu vermiş olduğumuz siparişlerin iptal işlemini gerçekleştiremedik. İptal işlemini gerçekleştiremediğimiz için de görmüş olduğunuz gibi Astoria'larımız gelmiş oldu. Şimdi bu Astoria'larımız için tekrardan bir yer ayarlaması yapacağız. Ve bu şekilde şimdiki videomuzda da Elveda Nektarin hoş geldin Astori olarak bu videomuzu sizlerle buluşturacağız dostlarım. Şimdi yarın inşallah bir sıkıntı olmazsa Astoriyalarımızı toprakla buluşturma işlemine başlayacağız. Evet dostlar malzemelerimizi astorya fidanlarımızı romorkumuza yükledikten sonra bahçemizin içerisine geldik. Görmüş olduğunuz gibi kargalarımızın, kamışlarımızın çilpi çekme işlemi yani düzeltme işlemini gerçekleştirdik. Bakın şu şekilde sizlere boydan boya gösteriyorum. 1-2 santimlik kayma mevcut. Bu kadar olacak. Bunu %100 tutturma şansımız yok. Şöyle bakın şuradan şimdi tutacağım size kameradan kargıların üstünden bakarak kontrol alıyoruz. Yani üst taraflar birbirine eşitse zaten genel itibariyle tutmuş. Şöyle baktığımız zaman burada 4 sıra var. Bu 4 sıradan 3. sırada bir kayma olduğu gözüküyor. Ancak bizim buradaki tarlamız tamamıyla düz ve şekilli bir tarla olmadığı için bu kaymaları normal kabul ediyoruz. 2 santim 3 santimli kaymalar çok büyük önem arz etmiyor. Milimetrik dikme şansımız zaten yok. Bu şekilde daha önceki hazırlamış olduğumuz kanalımızda yer alan çilpi aletiyle Kargılarımızla, kamışlarımızla çilpi çekme işlemini gerçekleştirdik. Aslı refidanlarımızın şimdi dağıtım işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet dostlar elveda derken tekrardan tarlada yer ayırmak zorunda kaldık. Nektarin için ayırmış olduğumuz bölümde astoryaların dikim işlemini şu anda gerçekleştiriyoruz. Sizlere anlatmış olduğumuz şekilde çilpi aletiyle güzelce çilpimizi çekme işlemini gerçekleştirdik. Bakın yine aynı şekilde boydan gösteriyorum. 1-2 santimlik kaymalar var. Belki kameradan biraz daha farklı gözükebilir. Benim görmüş olduğum canlı olarak gördüğüm hizayı kameradan belli olmayabilir. Ama genel itibariyle söylediğim gibi çekme işlemini, çilpi çekme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi fidanlarımızı kargılarımızın yanına koyacağız ve ardından bel yardımıyla çukurlarımızı açma işlemini gerçekleştireceğiz. Evet dostlar bakın şu şekilde aşağıdan yukarıya. Şimdi burada tarlamızın bir yan tarafı bizimki tam böyle dümdüz gelmiyor. Şöyle sizlere göstereyim bakın şuradan geniş yukarıya doğru daralıyor. Görüyor musunuz yukarıya doğru daralan bir tarla yönümüz var. Bundan dolayı son sırayı Y yapmaya karar verdik. Yani normalde şeftaliyi 4 kanat 4 ana lider şeklinde bırakıyoruz. Son sıramızda 2 ana lider yapacağız. Ve bu şekilde düzeltme işlemini de yapmış olduk dostlarım. Gerçekten bu çilpi çekme işi bozuk tarlalar için düşündürmesi gereken traktörün girecek olduğu aranın vesaire diğer yerlerin tamamıyla planlanması gerekiyor. Bu çitil tarlada toprağa indikten sonra düzeltme imkanımız yok. Ne olur vermiş olduğumuz emekler zayi olur. O yüzden çilpi çekme işlemini fidanlarımızı koyacak olduğumuz yerleri çok güzel ve stratejik bir şekilde hazırlamamız gerekiyor. Planlamasını, kurgulamasını güzel ve düzenli bir şekilde ayarlamamız gerekiyor. Gerekli kurgu ve planı yapamaz isek burada traktörle ilaçlama işinden tutun sürme işine kadar sıkıntılar yaşayacağız. Peki burada ağaçlarımızın arasını kaç metre koyduk? Motorun girecek olduğu araya kaç metre koyduk? Ağaçlarımızın arası 3 metre. Motorun girecek olduğu şu geniş aramız 5 metre. Yani 5'e 3 olacak şekilde ayarlama işlemimizi gerçekleştirdik. Bir önceki videomuzda yine hatırlarsınız. Zagara, Bianca'ları 6'ya 3 olacak şekilde ayarlamıştık. Bunları da 5'e 3 olacak şekilde ayarlamasını ve planlamasını yaptık. Bu şekilde şu anda fidanlarımızı kargılarımızın yanına güzelce dizip ondan sonra çukur açma işlemine başlayacağız. Bakın şöyle sizlere aşı yapılan fidanlarımızı da göstermiş olalım. Bu şekilde şu anki şöyle bir gördüğünüz zaman bundan ağaç olur mu? Bundan nasıl bir ağaç olacak? Algısı oluşabilir ama bir önceki dikmiş olduğumuz fidanlar da bu şekildeydi. İnşallah olacak diye ümit ediyoruz. Olursa da olmazsa da onu sizlerle buluşturacağız. Bunları sizlere göstereceğiz. Bakın şöyle boydan boya görmüş olduğunuz gibi fidanlarımızı kargılarımızın yanına güzelce dizme işlemini gerçekleştiriyoruz. Dağıtım işlemine devam ediyoruz. Evet dostlar son partiyi yüklemesini yaptık. Filanlarımızı boydan boya kamışlarımızın yanına koyma işlemini gerçekleştirdik. Bel yardımıyla çukurlarımızı açtık. Burada açmış olduğumuz çukurlarımız çok derin çukurlar değil... Görmüş olduğunuz gibi fidanı tamamen şu şekilde bakın bit bitim yerimden olacak şekilde çukurlarımızı açma işlemini gerçekleştirdik. Zaten çok yüksekti. Şöyle baktığımız zaman fidanımızın torbası ortalama bir karış. Bir karış olacak şekilde çukurlarımızı açma işlemini gerçekleştirdik. Çukurlarımızı açtıktan sonra içerisine 20-20 adını vermiş olduğumuz gübremizden koyuyoruz. Artı bir miktarda kükürt eklemesi yapıyoruz. Burada gübreyi çok fazla koymuyoruz. Çünkü ağacımız daha uyanmamış olacak. Direkt gübreyi çok fazla koyup ağacımızı yormaya gerek yok ağaç torbasından çıktıktan sonra hemen çalışmaya başlamayacak. Önce adaptasyon sürecine başlayacak. Sonuç itibariyle bir değişime uğrayacak. Değişik bir toprağa gelmiş olacak. Bu gelmiş olduğu toprakta adaptasyon sürecini tamamlaması gerekiyor. O yüzden burada ilk etapta çukura koymuş olduğumuz gübre çok fazla olmayacak şekilde eser miktarda. Yani avucumuzun tamamen dolmadan yarım avuç olarak adlandırabileceğimiz şekilde gübre eklemesi yapıyoruz. Ardındanlar da kükürt eklemesi yapıyoruz. Burada kükürtü yine çok fazla eklemiyoruz. Sadece bakın yaydırarak koyuyoruz. Gezdirerek. Şöyle gezdirerek kükürt eklemesi yapıyoruz. Şimdi burada bu kükürtü tek bir noktaya atarsak istediğimiz sonuç olmaz. Bizim buradaki amacımız toprağın pH seviyesini düşürmek. Artı toprağı yumuşatmak. Artı burada çukurda oluşabilecek bizim dikmiş olduğumuz fidana zarar verebilecek böceklerin gelmesini engellemek. Burada fidanımız bu toprağa adaptasyon sürecini gerçekleştirinceye kadar herhangi bir zararlı böcekler tarafından zarar görmemesi ve bu şekilde gelişimini sağlaması için o yüzden de bu şekilde kükürt uygulamasını gerçekleştiriyoruz dostlarım. Şimdi gelin hep birlikte toprağa nasıl indiriyoruz? Nasıl yapıyoruz? Onu da canlı canlı sizlere gösterelim. Bakın hazırlamış olduğumuz çukurlardan bir tanesi de bu şekilde. Aynen bu anlatmış olduğumuz şekilde Astoria şeftallerimizi güzelce çukurlarımıza yerleştirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada sizin yapmış olduğunuz farklı bir uygulama varsa onu da yorumlar kısmına yazın. Bizim bilmediğimiz bir şey varsa biz de öğrenmiş olalım. Bu şekilde şimdi sizlere bir tane fidanımızın da aşı yapılmış olan kısmını göstereceğim. Bakın şurası şu görmüş olduğunuz gibi aşı ipinin olmuş olduğu yer, aşı yapılan yer. Şimdi bunu bu aşı yapılan yerden şöyle sizlere göstereyim. 4 parmak. Şuradan kesme işlemini yapacağız. Bu yüzden bunları kamışımıza, kargımıza bağlama işlemi yapmıyoruz normalde Zagara Bianca'da olsun e, hatta diğer yapmış olduğumuz fidanlarımızda ne yapmıştık? Kargıya bağlama işlemi yapmıştık. Niçin? Fidanlarımız dik bir şekilde yukarıya çıksın. Sağa sola yatmasın dik olsun diye. Ancak biz bunun aşı yapılan yerin yukarısından dört parmak yukarısından kesme işlemini gerçekleştireceğimiz için bunda şu anda kargıya bağlama işlemini yapmayacağız. Dört parmak yukarıdan vurduktan sonra sürgün sürecek. Sürgün sürdükten sonra bunların kargıya bağlama işlemini gerçekleştireceğiz inşallah. Şimdi gelin hep birlikte nasıl Çukurumuza fidanımızı indiriyoruz. Nasıl dibini kapatıyoruz. Torbası nasıl bunu da canlı olarak göstermiş olalım. Şimdi şurada fidanımızı bizim burada bıçık olarak adlandırmış olduğumuz keski yardımıyla güzelce poşetini kesiyoruz. Burada makasla da bıçakla da herhangi bir kesici aletle de kesebilirsiniz. Artı burada dikkat etmemiz gereken nokta bakın burada bazı fidanlarımız poşetin dışarısına kök atmış. Bu kökleri kesmeyi kesinlikle ihmal etmiyoruz. Bu köklerini kesmemiz gerekiyor. Fidanımızı poşetimizden çıkarma işlemini gerçekleştirdik. Burada dikkat edeceğimiz en önemli nokta aşı kısmı, aşı yapılan yer doğuya bakacak. Yani güneşin doğduğu yere bakacak burası önemli. Bakın bizim şu anda aşı şuradan yapılmış, göz şurada. Görüyor musunuz? Aşının olmuş olduğu, gözün patlamış olduğu yer doğuya bakacak olacak şekilde çukurumuza yerleştirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi yine aynı şekilde poşetimizin altından çıkan kökleri kesme işlemini gerçekleştiriyoruz. Ve ardından poşetimizin herhangi bir tarafına çizimizi atıyoruz ve poşetimizi kesme işlemini yapıyoruz. Ardından burada bizim bu toprak çok yumuşak bir toprak. Biraz elimizle sıkılaştırıp çok fazla dökülmesini istemiyoruz ve ardından toprağımızın içerisine hazırlamış olduğumuz çukurumuzun içerisine fidanlarımızı yerleştiriyoruz. Bakın burada sizlerin de görmüş olduğu gibi aşının patladığı yer şurasız. Böyle kamera yakınlaştıracağım. Güneş var etrafta. O yüzden umarım kameradan belli oluyordur diye düşünüyorum. Aşının olmuş olduğu yer doğuya gelecek. Burası önemli. Buna dikkat edeceğiz. Bu şekilde doğuya bakacak şekilde fidanlarımızı hazırlamış olduğumuz çukurumuzun içerisine yerleştiriyoruz dostlarım. Şimdi burada bazen şu yanlışlık yapılabiliyor. Nasıl bir yanlışlık? Çukuru açtığımız zaman ciddi manada gübre verilebiliyor. Şimdi burada bu hazırlamış olduğumuz fidanlarımız topraktan poşetten çıktığı zaman şu an girmiş olduğu toprağa bir adaptasyon süreci var. Bunun süreci 2 hafta 3 hafta 1 ay duruma göre havanın şartlarına göre değişir. Bu süreci atlatırken ağaç çalışmıyor. Ne yapıyor? Oraya uyum sağlamaya çalışıyor. Gelişim göstermiyor. O yüzden yani bu taban gübresini çok fazla koymamızın bu ağaca bu fidana çok büyük bir faydası olmaz. Eser miktarda koymamız onun gelişimi için yeterli olacaktır. Ağacımız adaptasyon sürecini sağladıktan sonra yani artık ben burayı özümsedim burası benim evim dedikten sonra asıl gübreleme işini bakım işini ondan sonra devam edeceğiz. O yüzden boş yere paramızı harcamaya gerek yok. Şimdi burada bu dikim işlemini yaptıktan sonra yine bu aşının olmuş olduğu yerden 4 parmak yukarıda kesme işlemini yapacağız. Kesme işlemini yaptıktan sonra inşallah ilerleyen süreçte gelişimini neler yaşadığımızı ve neler yaptığımızı sizlere detaylı olarak göstereceğiz. Şimdi bakın burada hazırlamış olduğumuz bir adet fidanımız var, çukurumuz var. Ardından bu fidanımızın yanına kargımızı dikme işlemini gerçekleştiriyoruz. Buraya kadar sıkıntı yok. Şimdi bildiğiniz gibi bu kış bayağı verimli geçti. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti fazlasıyla yağdı topraklarımıza. O yüzden şu anda toprağımız gönenli. Yani yağmur suyunu tutmuş hemen şu anda toprağa kazar kazmaz toprağımız yaş. O yüzden biz direkt olarak can suyu verme işlemi yapmayacağız. Bir de ilerleyen günlerde yağmur gözüküyor. Ondan dolayı dibine biraz çukur yapıyoruz. Niçin? Gelen yağmur suyuyla dolmuş olsun. Can suyunu da bu şekilde aradan çıkarmış olalım diye. Hem can hem can suyu verirsek hem de yağmur geldiği zaman fazla olabiliyor. O yüzden bekleyeceğiz. Eğer ki Cenab-ı Hakk'ın rahmeti yağarsa sıkıntı yok. Can suyu vermeyeceğiz. Ancak yağmurda sıkıntı olursa tekrardan can suyu vermemiz gerekiyor. Kesinlikle fidanları son, diktikten sonra yağmur yağmayacaksa, herhangi bir durum, hava durumu gözükmüyorsa can suyu vermemiz gerekiyor. Bunu kesinlikle ihmal etmeyelim dostlarım. Şimdi bizim burada dikimini yapmış olduğumuz toprağımız biraz pH değeri yüksek. Aynı zamanda da e, daha önceki videolarımızda kara kılçık buğdayının ne olduğu, özelliklerinin neler olduğu, niçin diktiğimizi zaten sizlere anlatmıştık. O kara kılçık buğdayının olduğu yerdeyiz. Tarlamızda daha önce erik vardı. Eriğimizi kestikten sonra dinlendirme için burada buğday dikme işlemini gerçekleştirmiştik ve buğdayımızın hasadını yaptıktan sonra şimdi sıra geldi fidanlarımızı dikmeye. Burada biz ne yaptık? Toprağımızdaki vitamin ve mineralleri arttırmak için bu şekilde dikim işlemini yaptıktan sonra fidanlarımızın dip kısmına iki avuç olacak şekilde odun külü uygulaması yapıyoruz dostlarım. Şimdi odun külü nedir? Niçin böyle bir uygulama yapıyoruz? Bizim buradaki toprağımız sert yani sıkı bir toprak. Sıkı bir toprak ve sert olduğu için bu toprağı yumuşatmamız gerekiyor. Odun külü de bu toprağı yumuşatma işinde çok başarılı. Şimdi şu şunu diyebilir bunu diyenler. Odun külü atıldığı zaman toprağın pH'i artar. pH arttığı zaman bu da sıkıntı yapabilir. Evet buraya kadar doğru. Toprağın pH'ini arttırıyor. Onu biliyoruz sıkıntı yok. Şimdi biz bu toprağın pH'ini düşürmek için de kükürt uygulaması yapacağız. Onu da ilerleyen zamanlarda yapacağız. Şunu da diyenler olabilir. Odun külünde ne var? Odun külünde fosfor var, magnezyum var, potasyum var. Kısacası eser miktarda diğer vitamin ve mineraller de var. Burada yalnız kömür külü olmaz mı diye aklınıza gelebilir. Maalesef kömür külü olmaz. Odun külü olmak zorunda. Çünkü kömür külünün içerisindeki vitamin ve minerallerle odun külünün içerisindeki vitamin ve mineraller aynı değil dostlarım. Bu birincisi. Şimdi bu yanlış diyenler de olabilir. Yanlış ya da doğru. Biz şimdiye kadar kime sorduysak herkes farklı farklı konuşuyor. Ama biz uygulamayı tercih ettik. Yani deneme yanılma metodu tamamıyla. Bu %100 doğru ya da %100 yanlış diyeceğimiz bir durum söz konusu değil. Tamamıyla deneme yanılma metoduyla bu işi yapmaya karar verdik. Ve bu şekilde uygulamamızı gerçekleştiriyoruz. Şimdi tekrar ediyorum. Bu odun külünü kullanmamızın birinci amacı toprağımızı yumuşatmak. Toprağımızı yumuşatacağız. İkinci amacı e, içerisindeki vitamin ve minerallerle bitkimizi fidanımızı beslemiş olacağız. Üçüncü amacı da zararlı böcekleri de bir nebze engellediği bazı kaynaklarda yer almakla beraber %100 doğruluğunu tespit edebilmiş değilim. Bunlardan dolayı bunu yapacağız. Ancak toprağımızın pH değerini arttıracağı için de ilerleyen zamanlarda tekrardan bir kükürt uygulaması yapacağız. Zaten bizim kanalımızı sürekli takip edenler Plagol Şeftali Bahçemizden diğer yapmış olduğumuz işlerden bilirler ki biz... Ağaçlarımızda yılda iki defa toz kükürt uygulaması yapıyoruz. Bu şekilde de memnunuz. Yapmış olduğumuz deneme yanılma metodunda olumlu sonuçlar elde ettik. O yüzden bu süreci, bu yapmış olduğumuz uygulamayı devam ettiriyoruz ve yapmaya devam edeceğiz dostlarım. Evet Elveda Astoria derken şu anda hoş geldin Astoria deyip bu şekilde bahçemizin içerisine Astoria fidanlarımızı dikme işlemini gerçekleştirdik. Bakalım ilerleyen süreçte ölmez isek bu Fidanlarımızın gelişimi nasıl olacak, süreç neler olacak, neler yaşayacağız, nasıl bir uygulama yapacağız bunları yine sizlere aktarmaya, ifade etmeye çalışacağız dostlarım. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.